Temel ultisi. Sanırım Talon alırım. Talon alalım. Acaba diyorum Talon ultisi içindeyken ulti atsam görünmez oluyor muyum? Bakacağız. Evet, merhabalar herkese. Bugün dünyanın en saçma şampiyonu olan Yone ile middeyim. Bir bakacağız. Aklımda bir build var. Denemek istediğim. Tamam. Ben yine de tutuşturma atayım da. Oy oy oy. Ya işte ileriyi görmek deniyor buna ya. Hızlı bir base. Hemen dişli kamamı bitirip geri geleceğim. Kim soru işareti atıp duruyor? Susturalım şunları. Evet, bugün zırh deşme Yone gideceğiz. İlk 3 minyonu da aldık çok güzel bir şekilde. Şu güzel dojladı. Helal olsun. Tertemiz trade'imizi aldık. Totem atmak istiyorum ancak çok güzel flash. Aa, kuleye vurulmasam iyiydi. Aa, öldüm mü? Her türlü öldüm. Orada E'ye atmasaydım Fiddle ultisine ölecektim zaten Ekko'nun. Hiç sorun değil. Dediğim gibi zırh deşme Yone ve birkaç Yone bilgisi vereceğim sizlere. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Yone'ye Q fullemeyin. Lütfen. Neden diye soracaksınız. Yone'nin Q'ya verdiği her puan ne işe yarıyor biliyor musunuz? Q'nun hasarını 20 arttırıyor. Bu kadar. İşte o nedenle E fullemek gerekiyor. Bence. %35 oluyor E. Totem var orada. Tamam, güzel try. Yani 20 artması hasarın hiçbir şey değil. Yani o yüzden ilk önce E fulleyin, sonra da bu. 20 hasar hiçbir işinize yaramaz. Erken oyunda tamam belki. Çok güzel trade alıyoruz. Range'inden çıktım. Ah, o Q tutsaydı almıştım bunu ama. Ah. Yani onun geldiğini zaten biliyordum. W atsam W Q ile alırım sandım ya. Ya yani en azından ölmem sandım. Aa, çıkacağım ben buradan. Çok güzel çıktık. Çıkabildik mi emin değilim. Tamam. Yok, sanmam. Bu Ekko'yu burada alabilir miyim acaba diye düşünüyorum. Bakalım. Hop, ultiyi tutturduk. Q tutuştur. Tertemiz. Buradan biri geliyor. Q'ya puan vermişim ya yanlışlıkla. Flash harcadı. E'yi bekliyorum şu anda. Tertemiz. Bir kere daha vurdum. Q. Hadi. Aa. Birazcık saldırı hızına ihtiyacımız var gibi duruyor. Ne kadar saldırı hızı gitmek istemiyorum desem de en azından Q'larımın biraz daha hızlı çıkmasına yardımcı olacak. İkinci item ebedi rush'lıyorum. Sonrasında kararma. Ultimi bekliyorum şu anda. Ekko'nun da ultisi olduğu için orada girmek biraz sıkıntılı. Hop, Ekko'yu savurduk. Ultimiz tertemiz. Budur. Hack'ten gelen paralarımızı da harcayalım. Yazık ya Ekko'ya. Biraz üzmüşüz çocukcağızı. Çok güzel hasar. Stun'ı da yemedik. Aa, zaten ölüyormuşum. 3 kişi de buradaymış. En azından asistimi aldım. Word. Ben niye Q'ya... Kendimi Yasuo sanıyorum ya. Oyun başı Q'ya vermeyin dedim puanı. Gidip Q'ya veriyorum.
Az önce bir el yasa oynadım da kusura bakmayın, oradan kalma alışkanlık. Ama siz sakın Q'ya vermeyin. Yani gördüğünüz üzere 20 hasar artıyor. Bu kadar. Onun yerine E'ye verirseniz %25'ten %35'e çıkacak. Kili de çalamadık. Oo. Oo. İyi iyi, ben de diyordum ki oyun kolay olacak galiba. Hiç de öyle değilmiş. Sevindim. Ay. Ultiyi tuttu mu tutmadı ultimiz. Yine kill bende kalmadı. Olsun bakalım, bir ikinci oyunu atarız. Az kill almak sıkıntı değil. Biraz Yone'ye alışmam lazım. Uzun zamandır Yone oynamıyorum. Yumen adından tuttu. Berbat bir E'ydi Pyke'dan. Bir de flash attı. Kendini komik sanıyor. Hop, stun yedim. Aa, öldüm mü? Öldüm. Tamamdır. Üçüncü item kararmamıza başlıyoruz. Ebediğimiz de bitti. Çok güzel. Ultiyi tutturdum eşe. Tutuşturu atamadım son anda. Atsam belki tahsillere ölürdü. Helal olsun. Çok güzel. Tertemiz. Geliyorum oraya. 15 saniye ultime. Hepsi öldü gibi duruyor. Ancak belli olmaz. Ekko ultisini atamadı. 5 saniye ultimi beklemek istiyorum. Görüş dışı kalacağım. Bir sürpriz ulti atsam güzel olacak gibi. Ulti tuttu. Tertemiz bu bir. Ben buraya devam ederim. Ah. Susturuldum. Blitz ultisine susturulmasam Talon ultisi spamlıyordum. Yani erken oyun biraz sıkıntılı geçse de hafiften hasar atmaya başladık. Zırh delmeye, zırh deşmeye devam. Tuttuk mu eşi? En azından birazcık hasar verdik. O da bir kill. Bu da bir kill. Zırhdeşmem olduğu için Ornn'a ben güzel vuruyorum şu anda hasar. Oo, hasar tertemiz. Ekko nerede? AFK mı kaldı? Yazık ya. Mentalinin berbat olduğu yazdıklarından belliydi en başta. Oy oy oy. Ya hasar budur işte. Ama öldüm mü? Aa, imdat. İmdat. Flaşı olmasa Talon ultisi falan atardım bir şeyler ya. Girelim oraya. Ekko'nun da ultisi yokken. Sevgili Ekko, buraya gel. Hasar çok hoş. Eş ölü. Ornn'a bakmak lazım. Şurada neyle atlasam bence Ornn'a yetişirim. Oy oy oy. Eşcim. Bir düz vuruş daha. Tertemiz bir kill. Ah. Alacağım ben sizi. Yazık ya. Tertemiz. Yani build'in gücünü görebiliyorsunuz. Bu bana ettiği küfürlerin yanında birazcık da ben şöyle trash talk dediğimiz şeyi yapmazsam üzüleceğim. İmdat. Yeter. Beni bir salın ya. Ay, girmek istiyorum ben buraya. Yes. Aim'in hasarını öldü. Word. Yani bu flame'im karşı takıma değil, sırf Ekko'ya yönelik. Bu da flame değil. Böyle birazcık kudurtmaya yönelik.
psikolojik baskı diyelim. Cici. Bir el daha oynarım muhtemelen. Gördüğünüz üzere erken oyunda berbat oynamama rağmen, Yone oynamayı bilmememe rağmen takımdaki en çok hasar bende. Hatta oyundaki en çok hasar bende. Bu ilinin saçmalığını görüyorsunuz. Ya zaten ebedi ve tahsiller size %100 kritiği veriyor. Ondan sonrasında yapmanız gereken tek şey hasar çıkmak. Bu kadar basit. Bir el daha atacağız. Birazdan yayın açacağım. Onu da yayında atarız muhtemelen. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler. Hop, kulenin menziline girmeden Q attım. Çok güzel trade aldığımı düşünüyorum. Benim potum var, onun yok. Oo, merhaba. Çok güzel. Ah, imdat. İyi, kilimizi aldık 2v1'de. Seç, beğen, al. Garen ultisi. Hop, tertemiz. İşte Yone de böyle saçma bir şey. Adama kule altı dive giriyorsun, ondan sonra da çıkıyorsun. Bilin bakayım birazdan duvardan kim çıkacak bana, beni öldürmeye. Aa! Ah! Ah! Ama yani kule... Mahvettin beni kule. Piksel farkıyla vurulduğuma eminim ya. E bu şey Yasuo'yu öldürelim artık ya. Bir seviye fark yemişiz ama. Bir tanem gel. Aaa. Düş durumu olsaydı tahsillere ölürdü %100. Yine Q geliştirdim ya. Merhaba. Kayıncım. yine kule ya. Ben alırım bu Yasuo'yu ya burada. Ultimi bekliyorum şu anda. Hop, havaya savurabilmek için. Ama... Aa! İyi asisttir. Hazır mısınız? Efsane bir ulti kaçırıyoruz şimdi. Atmayayım dedim ultimi şimdi, rezil olmayayım dedim. Hop, ultiyi de tutturdum. Oh! Garen ultisini son anda dojladık. Bu bir kill. Kayn'ı da alamam artık. Ah! Jhin nerede? İbo! Çok güzel. Çok güzel, 2'de 2 mi aldım. İbo! İbo'yu gördüm. İbo'yu getirin bana. Aha, Timo. Buraya gel. Minnoş. Tatlış. Bir tanem. Ya hasarı görüyorsunuz. Build'in OP'liğini görüyorsunuz. Rıhteşme Yone'ye o kadar çok fayda ediyor ki. Normal bir Yone bu kadar hasar atmıyor. Kalkan yayalan. Geliyorum oraya. Muhteşem bir ulti atacağım. Hop, geri döndük. Yapacak bir şey yok. İyi dodge'ladım onu da. Öl! Huh! Els. Aaa! Aaa! 2.7k gerçek hasar. Görüyorsunuz, sırf E'nin vurdu. Sırf E'nin vurduğu hasar 2.7. İşte bu build'in gücü bu. Vurduğum hasarın %35'ini tekrar gerçek hasar olarak. Yani ben adama Q3'ümle
E attıktan sonra Q3'ümle üstüne hoplasam kaç vuruyor? 500 vuruyor. Bir de W atsam adama. Bir de düz vuruş atıp E'me geri dönsem öldürüyorum. O yüzden saldırı hızına ihtiyaç olmuyor bu build'de. Adama bir combo atınca zaten E'm öldürüyor adamı. Yone'nin saldırı hızı alması şundan dolayı. Hop. Güzel kusmuşlar ha. Bravo, tebrik ediyorum. Ama yani. Stun üstüne stun. Yone'nin saldırı hızı almasının nedeni sürekli Q atabilmek, sürekli düz vuruş atabilmek. Bu sayede E'siyle hasar atabilmek. Ancak bu benim build'imde hasar zaten var. Saldırı hızına gerek yok. Düz vuruş o kadar atmana gerek yok. Zaten bir düz vuruşum 700 vuruyor. Bir Q'm 800 vuruyor. İşte bu yüzden saldırı hızına ihtiyaç yok bu build'de. Hop, ulti tuttu. Q. Gördüğünüz üzere bir ulti, bir Q. Ondan sonra E ile geri dönsem mahvederdim adamı. Buraya gel. Jin. Yani hasar... Daha da konuşmuyorum. Hasarım konuşuyor zaten. Hop. Yine ben öldürüyorum. Yine ben 1400 gerçek hasar attım orada. Gördüğünüz üzere. Ah be. Kili alamadım. Hadi bakalım. Kayn'dan da 1v1 istedik. Yiyorsa gelsin. Bu kadar basit. Çok güzel. Tertemiz. Şu anda kararmamı satıp Rakdar gitmek istiyorum. Çünkü adamların içine gireceğim. Ve bir kill almam zaten garanti. Yani Jin fazla kaşınıyorsun abi. Tık. Ama yani Hikarim 1v1'imi bozarsın. Gelip killimi çalarsın. Yani... Ölmüştüm zaten orada ya. Ben çizmemi satayım. En iyisi bir yoğumu alayım. Bildiğiniz üzere çizme ne kadar veriyor hemen göstereyim. İonya çizmeleri 45 hareket hızı veriyor. Hepsi 45 veriyor. Yoğumunun pasifine bakıyoruz. Çatışma dışında 40 hareket hızı sağlıyor. Tamam, çizmeden daha az. Ancak bu suikastçı itemlerine gelen yeni buff sayesinde her bir eşyaya 5 hareket hızı daha eklendiği için çizmeye gerek kalmıyor açıkçası. Ve çatışma içerisinde, hani derseniz ki çatışma içerisinde hareket hızım azalıyor. O zaman da çatışma içinde yoğumu basıyorsunuz. Hiçbir sorununuz kalmıyor. Herkes. Bu da benden size bir tavsiye olsun. Oy oy oy. Bu maçı kaybetmeyeceğiz değil mi arkadaşlar? Hadi bakalım girelim, toparlayalım, alalım, çıkalım, çıkamıyoruz. Ah, ultimi tutmadım. Cici. İyiydi, güzel maçtı. Yapacak bir şey yok. Her maçı kazanacağız diye de bir şey yok. Hasarım hoştu. Eğlenceliydi ya, ben çok eğlendim. Ellerinize sağlık. Buradan da böylece bir YouTube videosu çıkmış olur diye umut ediyorum.